Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere kabak ekimi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Ben daha önceden kabaklarımı ekmiştim. Tutmayanların yerine ve bahçede boş olan yerlere kabak ekimi yapacağım. Ardından tutan kabaklarımın halini de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. İlk önce kabak tohumumuz bir gün öncesinden ıslatılır ve şişmesi sağlanır. Bu şekilde çimlenmesi hızlı olur arkadaşlar. Sonra uygun ekmek istediğimiz yere gelinir ve toprak güzelce havalandırılır. Burası bahçenin uç noktası arkadaşlar. Ve burası sürekli de nemli kalıyor. Kabak da suyu sever. Onun için şuraya her ocağa iki tane olacak şekilde ekim yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bir, iki. Bu şekilde ikişer tane ekim gerçekleştireceğiz. Üzerini çok fazla kapatmıyoruz, gömmüyoruz. Zaten şu an kendi nemi içerisinde mevcut. Şu şekilde hemen can suyu veriyoruz. Toprağın nemlenmesi için. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi başka bir yere ekim işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar bir tane de buraya. Toprak zaten yumuşak. Yumuşak olduğu için çok fazla bellemeye gerek yok arkadaşlar. Burada naneler de görüyorsunuz. Naneler her yere kök saldı maşallah. Evet. Buraya da iki tane arkadaşlar. Hatta buranın önü biraz açık. Üç tane de olabilir. Üç farklı cepheye yönlendirebiliriz. Tohumlarımızdan çıkan bitkilerimizi. Evet. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ve bunu da toprağını ıslatıyoruz. Şimdi başka bir bölgeye dikim işlemine geçeceğiz. Evet. Buraya da bir ocak oluşturuyoruz. Buranın da 3 cephesi açık olduğu için 3 tohum bırakacağım. Burası biraz kuru. Onun için suyu biraz bol tutacağım arkadaşlar. Evet. Başka bir yere devam ediyoruz. Evet. Bu kadar yumuşatma yeter arkadaşlar. Yine buraya da bir, iki, üç tane atacağım. Yönleneceği yere doğru 3 de atabilirsiniz, 4 de atabilirsiniz ocaklara arkadaşlar. Evet. Kabaklara ekme işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi daha önceden ektiğim ve büyümüş olan kabakları geçelim. Evet arkadaşlar. Bunlar da daha önceden ektiğim ve büyüyen kabaklarım. Görüyorsunuz. Burada birkaç tanesi var. Burada da diğer kabağım. Görüyorsunuz. Burada bu ocakta 3 tane var. Bu ocakta 4 tane var. 4 tane evet. Evet arkadaşlar, kabak nasıl ekilir sorusuna cevap vermeye çalıştım. Bugün size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.